Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir e, külliyat videosuyla karşınızdayım. Bu sefer söyleyebilirim ki hani bazen belirtiyorum ya hani bu külliyat videosu ama bazı birkaç eksik olabilir. Herhalde bu sefer özgüvenle söyleyebilirim ki bütün kitapları tamamdır. İlla eksik olan vardır. Yılmaz Öztuna'dan bahsediyorum. Yılmaz Öztuna hani nasıl söyleyeyim? Tarih okumayı sevmemde böyle en başta gelen insanlardan biri arkadaşlar. belki de en baştan geleni. Neden? Akademik bir tarih yazmıyor. Doğru. Ama üslubu, Türkçesi, olaya verdiği duygu o kadar güzel ki. Yani onu şöyle anlatayım hemen örnekle. Bazı Osmanlı tarihi yazanlar vardır. Bu edebiyatta da olabilir, tarihte de olabilir. Böyle hamaset yazar arkadaşlar. Şöyle astık, böyle kestik, işte şöyle gittik, böyle geldik. Ne kadar da güçlüydük, ne kadar da mükemmeliz anlatıyor. Kimisi de vardır böyle çok mistik anlatıyor. Kimisi vardır böyle çok nasıl derler taraflı anlatıyor. Ee, ama kimisi de vardır böyle çok akademik anlatıyor. Çok sıkıcı anlatıyor ya da Osmanlı'yı başka bir anlatım tarzı olarak söylüyorum. Osmanlı'yı çok kötülüyor mesela. Şimdi e, Osmanlı'yı hem gerçekten birinci el kaynaklardan işlenmişçesine doğru anlatan ama aynı zamanda mükemmel bir üslupla anlatan Hani bir yandan o her gençte, her Türk gencinde olması gereken tarih bilincini veren ama aynı zamanda olayı öyküleyen, hikayeleştiren tarafı. Bir tarafta olduğu gibi realist, gerçekçi, verilere dayalı. Hani bir yerden bir yere şöyle astık, böyle kestik, üç günde gittik diye anlatmıyor da gerçekten menzil, teşkilatını anlatıyor, her mesafede ne kadar durulduğunu anlatıyor, ordunun sayılarını, giderlerini, gelirlerini, bütçesini gayet doğru verilerle, doğru kaynaklar atıp vererek anlatıyor. Ama arkadaki ideolojik boyutu da anlatıyor, psikolojik boyutu da anlatıyor, karakterlerin analizini de güzel yapıyor. Yılmaz Öztuna benim için gerçekten öyle bir insan. Hepsinden geçtim. Yani mükemmel bir Türkçe'si var. Yani böyle bir Türkçe kullanımı bugün kalmadı. Çok entelektüel bir insan. Yani Türk edebiyat tarihinde de yeri çok fazla. Hani mesela külliyatı tamam dedim ama burada mesela ne yok? 14 ciltlik büyük Türkiye tarihi yok. O benim her zaman masamda. Çünkü herhangi bir akademik çalışma yapınca hemen o konuyla ilgili açıp baktığım veriler, doğru veriler olduğu için o ansiklopedik eser. Ötüken yayınlarından bir Büyük Osmanlı tarihi, bir Büyük Türkiye tarihi çıktı onun içinde. İki ayrı Ben Bende Büyük Türkiye tarihi var. Tavsiye ederim. Hemen başlıyorum. Kısa Osmanlı tarihi arkadaşlar. Ketebe yayınlarından Tarih serisinden çıkmış çok güzel hani puntosu üslubu. bu yani bize 600 küsür yıllık Osmanlı'yı böyle bir kitapta özet verileriyle kaynaklarıyla gayet iyi bir Türkçe ile her şeyle veriyor. Bir de Yılmaz Özturan'ı şimdi görünce hemen aklıma geldi arkadaşlar çok çalışan benim bildiğim akademik tarihçi de yok siyasi coğrafya çalışması çok iyi arkadaşlar hani karşılaştırmalı yapar bunu. Hatta o kitapta da var, şunda da var. Her bir yüzyılı ifade ettiğinde o yüzyılın büyük devletlerini, sahip olduğu hükmettikleri toprağın kilometre kare oranını, nüfusunu, ekonomik büyüklüğünü böyle bir öz halinde verir. Onun üzerine analizlerini yapmaya başlar, hikayesini anlatmaya başlar, tarihi anlatmaya başlar. Ben siyasi coğrafyaya, nüfusa, ekonomik verilere bu kadar bağlı kalan çok yazar tanımadım. O yüzden dolayı bence önemli. Hani her yüzyılın başında o dediğimi veriyor. Mesela şurada. İtilaf devletlerinin nüfusunu veriyor. Onun asker sayısını veriyor. Bütçeleri veriyor. Bunu her dönemde büyük devletler için yapıyor. Güzel bir kitap. Kilometre kareler mesela. Nerede o? Demin gördüm. Hemen size de ifade etmek için. Mesela Türk İmparatorluğu şu kadar kilometre kare bu kadar burası. Hindistan Türk İmparatorluğu, Timiroğulları bu kadar kilometre kare bu kadar nüfus falan falan. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hani 1700'lerde dünya diyor şöyle şöyle diyor anlatıyor. Hani bu güzel veriyor aslında şu açıdan veriyor. Herhangi bir siyasi oluşumun arkadaşının arkasındaki nüfus ve ekonomik gücü de bilmek insana iyi bir tarih perspektifi kazandırıyor. Kısa Osmanlı tarihi arkadaşlar. Bunu şuraya bıraktım hemen. Sonra peş peşe okumanız gereken kitapları söyleyeceğim arkadaşlar. Bunları ben sahaftan aldım diye hatırlıyorum. Baskısı var mı bilmiyorum. Bulabilirseniz siz de sahaftan mutlaka alın. Yılmaz Öztun'a kuruluş. Yakın plan yayınları arkadaşlar. Ertuğrul'dan Osman Gazi İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesi. Bu Osmanlı tarihini alıyor. Şeye kadar getiriyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam e, kaça kadar? İkinci Murat'a kadar falan getiriyor. Doğru. Osmanlı'nın geçmişini alıyor şeyden. Anadolu Selçuklularından alıyor arkadaşlar. Balkanlara savaş savaş. Hani dediğim gibi Orhan Gazi'nin son yıllarını Osmanlı Devleti'nin durumu. Böyle hikayeler. Sonracıma ne bileyim beyitler. Yani çok güzel arkadaşlar. Yani ben Yılmaz Öztürk'ü sabahtan akşama ölsem yeridir. Çünkü o kadar güzel bir Türkçesi var ki. Yani şu kitapları arkadaşlar e, tarih kitabı diye okumayın. Alın roman diye okuyun. Ve sürüklenir gidersiniz bence. Kuruluş hikayesi Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye Osmanlı kuruluş hikayesi diyor ama Osman Gazi'ye kadar değil 2. Murat'a kadar arkadaşlar anlatıyor. Sonra bu serinin ikinci kitabı olan Fatih geliyor. Fatih, Büyük Kartal'ın Gölgesi, Yılmaz Öztuna yakın plan. Yani bu da İlber Ortaylı'nın zaten Yılmaz ile ilgili yorumu da buradaymış bakayım. Şurası açıktır. Üstadın, bak üstadın. Kendisinin de ifade ettiği gibi Yılmaz Öztuna vakayiname ve tarihleri kullanır. Doğru. Arşivde çalışmazdı. Doğru. Fakat tarihçiliğimizin profesyonellerinde dahi çok az görülen bir meziyeti vardı. Karış karış gezdiği ve ezberlediği yeryüzü coğrafyasını ve tarihi coğrafyayı ustalıkla kullanırdı. Bu konuda bazen aşırı titizlik de etmiştir ama tarihi coğrafya ile düşündürmek ve öğrenmek onun bizim gençliğe Bizim gençliğe ve tarih okurlarına bürük bir hediyesidir. Yani İlber Ortaylı Yılmaz Öztünen'den Üstad diye şöyle başlıyor, anlatıyor arkadaşlar. Ve görüyorsunuz aşağı yukarı İlber Ortaylı ile aynı yorumu yapmışız. O coğrafyaya hakimiyeti vurgusu çok önemli. Arazi meselesi. Üzerine bir de arşivde çalışmaz. Ama vakainame ve tarihleri kullanılıyor. Tarih dediği de arkadaşlar bu yayınlanan Aşık paşa zadedir Neşri'dir, Nef'idir, Gelibolu Ali'dir falan gibi Osmanlı tarihleri. Yerli ve yabancı. Bu arada hocanın Fransızcası Türkçesi kadar iyidir. Yani Fransız arşivini Osmanlı arşivi kadar bilir. Öyle söyleyeyim. O yüzden dolayı bu da çok güzel bir kitap. Coğrafya hakimiyeti çok iyi. Burada da Fatih'le ilgili benim okuduğum en güzel kitaplardan biridir arkadaşlar. Zaten mesele şey... Ee, Yılmaz Öztuna neden Türk tarihinde o kadar e, en azından bizim okuyucular tarafından bilinmez? İnanın anlamak mümkün değil. Çünkü tarih Fatih ile ilgili birçok e, kitap okudum ben. Yani akademik, popüler, birçok kitap okudum. Ama Fatih'i ve e, dünyayı algılayışını bu kadar güzel analiz eden, özellikle stratejisini yani düşünce dünyasını bilemem ama Fatih'in uyguladığı stratejiyi bu kadar iyi analiz eden çok az adam tanıdım. Biri Yılmaz Öztuna'dır. Yani Fatih'in büyük savaş dediği o stratejik doğuda ve batıda en az 20 küsür devletle aynı anda tek başına mücadelesi ve devlet aygıtını bu mücadeleye yönelik e, seferber etmesi o kadar güzel anlatıyor ki hani e, 3-5 yıl e, Akkoyunlu Uzun Hasan'ı ve doğu devletlerini Karamanlı Beyliği'ni falan filan e, 3-5 yıl barış vaadiyle başka bir şeyle oyalırken en az 10-12 tane devleti şeyde uyutuyor, savaşıyor falan. Sonra batıda bir şeylerle uyuturken Trabzon Rum İmparatorluğu'na gidiyor, doğuya gidiyor. Yani hocanın zaten analizi ve sonuç kısmında yazdığı yorum odur. Ben hiç unutmam. Ha bakın mesela ne diyordum? Vitek'ten alıntı bak. Açtım gördüm. Şimdi Alman tarihçiden alıntı. Hani yaptığı alıntılar çok iyi arkadaşlar. Babinger'den alıntı. Leis Rambord'dan alıntı. Babinger'den alıntı. Babinger. Yani dediğim gibi hani birinci el kaynakla çalışmıyor ama birinci el doğru kaynaklarla çalışmış insanları çok güzel analiz ediyor. O yüzden güzel. Fatih ile ilgili yorumu Büyük Savaş diye bir yorumu var. Fatih'in 20-25 tane devleti zaman zaman oyalayarak e, kazanması. Yani Fatih dönemini Büyük Savaş dönemi olarak görüyor hoca doğuda ve batıda. Ve onları birbirine kırdırması, oynatması falan. O stratejik taktiğini çok güzel anlatıyor bu kitapta. Bundan sonra gene şeyi okumanızı tavsiye ediyorum. Bu 3 e, üç cildi peş peşe yani. Şurada e, Os Ertuğrul'dan Osman Gazi'den Fatih'e kadar. Şurada Fatih'i anlatıyor. Burada da Fatih'ten sonraki döneme bir hızlı geçiş yapıp 1808 1923 Osmanlı'ya veda e, yakın plan gene. Burada da Osmanlı'nın klasik döneminin bittiği dönemi anlatıyor. Gene coğrafi verileri çok iyi kullanıyor. Sonucuma nüfusu, ekonomik verileri çok iyi kullanıyor. Birinci el kaynakla çalışmış. Tarihçilere çok iyi atıf yapıyor. Olay olay, bölge bölge anlatıyor arkadaşlar. Yani bence çok faydelenmesi gereken bir yazar. Bunu da bırakıyorum. Bu arada dediğim gibi şu 3 kitabı bulamayabilirsiniz. Yayınlı olmayabilir. Sahaflardan bulursunuz. Tavsiye ederim. Gene bir portre kitabı. Yanlış hatırlamıyorsam İlber Ortaylı'nın videosunu anlatırken de bahsetmiştim bir portre videosundan. Tarihi portreler. Yılmaz Öztunan'ın e, kaleminden arkadaşlar. E, tarihi şahsiyetler. Ama herkes var. Yani hani yok yok. Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Yahya Kemal, Rauf Orbay, Mustafa Kemal, İsmet İnönü, hani... Talat Paşa bunların çoğu da tanıdık. Hani günümüzdeki Hoca Saadettin Efendi. Hani müzikten edebiyata, askerden vezire, hani sadrazamdan padişaha. Yani ansiklopedik bir eser arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hatta burada yazmış en yaşlıları Bumin Kağan, en gençleri Turgut Özal. <laughs> olmak üzere kronolojik sıra takip edilerek yazılmıştır. Tanıttığım şahsiyetlerin hepsinin Türk büyükleri, Türk dahileri olmadıklarını sevgili okuyucularım hemen fark edecektir. Daha mütevazi çapta büyükler de Türkiye çok zarar vermiş birkaç kişi de alındı. Ancak çoğunluk tarihimizin çeşitli alanlardaki dehalarından seçildi. Hiç unutulmasın tarihin küçükleri de tarihin büyükleri derecesinde milletin hayatını ve geleceğini şiddetle etkilemiştir. Hoca bu arada çok milliyetçi bir hoca arkadaşlar. Yani bir yandan bu kadar evrensel Osmanlıcı ama bir yandan da Türk tarihinden. Yani Türklük bilinci çok yüksek bir insan. Hani ve Türklük bilincini, Türklük ifadesini çok doğru bir yere koyduğunu düşünüyorum ben. Hani kitaplarını okumanızı o yüzden de tavsiye ederim. Hani ideolojik olarak öyle çok ifrata tefride kaçmayan, çok doğru bir Türk tarifini çok doğru şekilde analiz eden, Osmanlı ya da Cumhuriyet'e çok güzel bir çizgi ve süreklilik içinde bakabilen bir insan. Zihin dünyası çok berrak bu açıdan bence. Hani tavsiye mutlaka ediyorum arkadaşlar. Hani çok da uzatmadan şöyle bıraktım. Ötüken yayınlarından bu. Baba Ali Kültür Yayınları. Hala yayın evi aktif mi bilmiyorum ama bu eski bir kitabı arkadaşlar. Cihan Hakan'ı ve Yenileşme Padişahı 2. Sultan Mahmut. Sultan Mahmutla ilgili bir monografi diyebilirim arkadaşlar. Şu devrinin şeyhülislamları, ailesi, sülalesi, zevceleri, çocukları yani her şeyi var arkadaşlar. Yani 2. Mahmutla ilgili yaşadığı, anlattığı, gördüğü. Yani 2. Mahmut monografisi diyebiliriz. Tavsiye ederim arkadaşlar. babali Kültür Yayınları'ndan şu anda olmayabilir. Ötüken Yayınları'ndan bakarsanız bulursunuz diye düşünüyorum. Yine Baba Ali Kültür yayınlarından sohbetlerle tarihin lezzetine varmak Yılmaz Öztun'a tarihçi gözüyle. Artık bu da yok galiba. Bu da bu, ötüken yayınlarına bakabilirsiniz. Burada da hocanın tarihle ilgili sohbetleri var. 12 liraymış düşünün yani. Türk ile ilgili sohbetleri arkadaşlar hani ha şurası çok önemli ya. Ben çok etkilendiğim şey şu. İlk makalesini 13 yaşında ve ilk kitabını 15 yaşında yayınlayan Öztuna Türkçeyi çok iyi kullanması. En ilmi eserlerinde bile edebi bir üsluba sahip bulunması, tarihi geçmiş ve geleceğe atıflar yaparak derin bir coğrafya ve edebiyat kültürüyle beraber sunmasıyla bilinir. Osmanlı tarihi ve Türkler tarihi ile ilgili ciltler dolusu ansiklopedik çalışmaları ve makaleleri ile tarihimizin her yaş ve kesimden sevdiren insan olmuştur. Yani çok mükemmel bir insan arkadaşlar ben çok seviyorum kendisini. Hani işte gelemedik. Böyle zamanlarda da olsaydık. Yani düşünün şu kitabı ne zaman okudum hatırlamıyorum ama Türk tarihiyle ilgili bence muhakkak bakmanız gereken bir kitap arkadaşlar. Şuraya bıraktım. Dediğim gibi bu da ötüken yayınlarında olabilir arkadaşlar. Şu an yok. Bir Darbenin Anatomisi Yılmaz Öztuna e, Bahavalı Kültür Yayınları gayet hacimli bir kitap. Bu da ötüken de arkadaşlar. Hani aşağı yukarı 500 sayfaya yakın bir kitap. Neyden bahsediyor? Bir darbenin anatomisi. Bu Abdülaziz arkadaşlar. Abdülaziz'in hani yani şöyle söyleyeyim Abdülaziz'e yapılan darbeyle ilgili modern ordunun yaptığı ilk darbedir. Yani Yeniçeriler darbe geleneği Yeniçeriliklerde kalmıştı. Yeniçeriler kaldırıldıktan sonra artık 50-60 yıl boyunca askeri bir hareketlilik olmadı Türk tarihinde. Ve artık e, askeri darbe e, herhangi bir batı devletinde görülebileceği gibi e, hakir görülüyordu bizde de diye anlatıyor hoca. Ama bir avuç kendini bilmezin e, Türk padişahına, Türk hakanına yaptığı rezilliği anlatıyor. Ve bu ifadeler onun arkadaşlar, onun üslubunda konuşuyorum şu anda anlayın diye biraz daha. Hani... Ee, Osmanlı'ya bir Türk hanedanlı Türk hakanı diye bakıyor. Hani Abdülaziz'e bir padişah olarak e, bizim haklarımızı sömüren despot bir monark olarak değil. Türk devlet başkanı olarak bakıyor yani. E, Yılmaz Öztuna hocanın bu kadar eserini okumuş biri olarak şöyle söyleyeyim. Zihni çok berrak. Hani devlet başkanı silsilesi de berrak. Yani Yılmaz Öztuna için Abdülaziz de Mustafa Kemal Atatürk'ün e, fahi e, mahiyeti e, şöyle söyleyeyim. Nicelik mahiyeti değil arkadaşlar nitelik mahiyeti şöyle nicelik olarak ikisi de devlet başkanı ama nitelik olarak işte ikinci Mahmut e, Abdülaziz'den daha iyidir ikinci Abdülhamit e, şeyden daha iyidir falan Mustafa Kemal birçoğundan iyidir gibi sadece devlet başkanlığı yeteneği olarak bakıyor ama devlet başkanı olma vasfıyla bahsettiği hürmet falan aynı haliyle burada da bahsederken Türk devlet başkanını bir avuç serserinin nasıl ele geçirdiğini ve onu öldürdüğünü. Çünkü biliyorsunuzdur Abdülhamit'in şeyi çok ne derler ona tartışılmıştır tarih boyunca. İntihar mı etti yoksa kendi öldürüldü mü suikasta mı kurban gitti diye. Gene yani tabi notlar 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 arkadaşlar altını çizmişim bayağı. yoksa şeye mi gitti. Ne ona? Suikaste mi gitti diye. Hoca bunun analizini çok güzel yapıyor. Darbenin oluşum şeklinden, darbeyi yapanların geçmişinden karakterin karakter geçmişine kadar hani onları da anlatıyor. Darbe sonrası yapılan o Çerkez Hasan'ın kayınbiraderinin, Abdülaziz'in kayınbiraderinin e, toplantı basıp da darbeyi yapanları vurduğunu namla bahsediyor. Ondan sonra Abdülhamit zamanında belgelerle kurulan Araştırma komisyonunun ve davasının Mitat Paşayı ve diğerlerini nasıl yargıladığından da bahsediyor. Yani herkes her şeyden bahsediyor. Hani şahit olarak Mitat Paşa da çağrılıyor falan. O yüzden dolayı en son hocanın vardı analiz şu Abdülaziz öldürüldü arkadaşlar. Yani çünkü o zamanki birebir görüşleri de alarak anlatıyor ki bir insanın bir eliyle tutup da iki bileğini birden o derinlikte kesmesi mümkün değil. Tendonları kestiği için. Hani Bileğini güya keserek intihar etti diyor. Haşa göstermek gibi olmasın da hani bununla tutup bunu kesiyor. Sonra bununla tutup bunu kesiyor. Ama bunu kestiği derinlik tekrar elini tutup da bunu kesmeye müsait değil diye doktor raporu var. Son acıma gasılhanede Abdülaziz'i yıkayan son abdestini aldıran yıkayan insanın görüşleri var. Hani rahmetlinin saçında ve göğsünde kıl kopuklukları, göğsünde yaralar, bileklerinde morluklar falan olduğunu sabit. Ve bugünkü tarih ilminin geldiği noktada artık şey diyorlar. Yani öldürüldüğünü söylüyorlar. İşte Hüseyin Avni Paşa. Hüseyin Avni şerefsizi diyor. <laughs> Öldürdü diyor. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Hani o dönemin sadece bir darbeyi Abdülaziz'i değil o dönemin düşün dünyasına da giriyorsunuz. Çünkü darbeyi yapanların uluslararası ilişkilerinden de bahsediyor. Kimlere sırtını dayadığını. O dünün politikası neydi onu da anlatıyor. Bence çok önemli. Sonracığıma. Asıl kitaba geldik. Şöyle görürsünüz. Çok güzel iki cilt. Bu nedir arkadaşlar? Benim masamda var dedim ya. 14 ciltlik büyük Osmanlı e, Türkiye tarihi. 10 ciltlikte ötkenden çıkan bir Osmanlı tarihi var. O 10 cildin 2 cilde e, özetlenmiş hali bu arkadaşlar. Ben bunları okudum bu arada. Hani o 14 ciltliği sadece lazım olunca kaynak olarak bakıyorum ama bu 2 cildi ben satır satır okudum çok da beğenerek okudum. Herkese de tavsiye ederim. Bu şöyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı Devleti tarihi diyor ya hani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne has olan bir baskısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı hediyesidir. Normalde bunun yayın hakları galiba şeyde değil. Ee, ne derler ona? Şu anda ben Ötüken de diye hatırlıyorum. Bu ayrı bir özel basım arkadaşlar. Ben bu iki cildi sahaftan almıştım hangi milletvekili okuttu da sattı bilmiyorum ama sahafa düştü. Normalde milletvekillerine verilmiş. Zaten burada da İsmail Kahraman dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Onun eseri olduğuna dair bir takdim yazısıyla var. Ötüken Neşriyat AŞ'ye. Ötüken de aslında şeyi bunun yayın hakları. Ama ben ciltli güzel ucuza bulmuşken alayım dedim. Yani şu iki cildi 100 liraya falan almıştım herhalde. Çok da mutlu olmuştum. Bunlardan birincisi arkadaşlar siyasi tarih. Osmanlı'nın başından sonuna daha savaş ağırlıklı coğrafya ağırlıklı genişledi büyüdü Şurayı kazandı burayı kaybetti falan gibi ideoloji tarihi siyasi tarih ikinci cildi de arkadaşlar medeniyet tarihi Osmanlı'daki kültür tarihi mimarisi musikisi müziği yani ne bileyim sanatı edebiyatı her şeyi de burada var arkadaşlar onu da tavsiye ederim çok güzel Osmanlı şiiri, tarihi coğrafyası makamları hani eyalet askeri, tımar askeri. Aslında kaynakça niteliğinde kitaplar arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Hani çünkü kaynakçası da çok iyi. Çünkü burada verdiği dikkat ederseniz hep parantez işlerinde kimden aldığını baya akademik referans da veriyor. Topkapı arşivi no bilmem kaç mesela. Hani saray arşivi. Hani hep birinci belgelere dair atıf var. Ya da şurada mesela askeri birliklerin güçlerini söylüyor. Bölge bölge. Bunlar önemli. Şöyle de bunu bıraktım arkadaşlar. İki cilt. Bu da çok güzel. Ötüken yayınlarında basılıyor. Almanızı tavsiye ederim. Bunu da gele bir sahaftan almıştım. Yılmaz Öztun'a Ayvaz Gökdemir Türkiye'de askeri müdahaleleri anlattığı 50'den bu yana yapılan bir Yılmaz Öztun'a girişiyle anlatılıyor arkadaşlar. Şu şekil eski sarı kağıda sahaftan almıştım. Burası Yılmaz Öztun'a'nın anlattığı kısım. Osmanlı'daki şeyleri anlatıyor. Darbe olaylarını anlatıyor. Ondan sonra Ayvaz Gökdemir'de bir tarihçi yazar galiba. Onun resimli böyle gayet güzel Türkiye'deki darbelerin birinci el tanıklarıyla neler ne olduğunu anlatıyor. Yani bence akademik akademik çalışmalarda kullanılabilecek bir eser çünkü birebir hatıratlar alıntılar var arkadaşlar. Türkiye'de olan işte 60 darbesi, 72 muhtırası, 80 darbesine doğru 80 de olmadı galiba bu. 80 darbesi ya yeni yapıldı ya da vardı gibi hatırlıyorum. Hani kitap biraz eski. Evet arkadaşlar 80 darbesiyle bitiyor. Çünkü 12 Eylül harekatı yeni yapıldı. Kitap yayınlandı galiba. Ama bunu da bulamazsınız büyük ihtimal. Baskısı yoktur. Ben sahaftan almıştım. Bulabilirseniz ama akademik çalışmalarda kullanılabilir. Sonra Ötüken'den çıkan kitaplarından bazılarına geldim. Tarih sohbetleri 1, 2, 3 cilt arkadaşlar. Her biri ayrı ayrı konulara değiniyor. Yani şu 3 cildi okuyunca baya bir şey öğreniyorsunuz öyle söyleyeyim. Hatta genel arka kapağını okuyun birinin. Biz bir cihan imparatorluğunun varisleriyiz. Geleceğimize dair görüşler ileri sürer programlar yaparken geçmişteki bu muazzam siyasi ve medeni tecrübelerimizden sonuna kadar istifade etmek bizim en tabii hakkımızdır. Millet ve devlet olarak misyonumuzu belirlemekte en sağlam ölçüyü ve böyle bir tarih şuuru ile getirebiliriz. Bu itibarla aydınlarımızın ve gençlerimizin kendi tarihleri hakkında muhtelif cihetlerden bilgi edinecekleri eserlere ihtiyaç duydukları muhakkaktır diyor. Hocanın arkadaşlar sağda solda kalmış eserlerinin derlemesi diyebileceğimiz bir kitap bu. Hatta şuradan içindekiler bölümünü bulursam size göstereyim. Hani Bosna Saray İstanbul hakkında demiş mesela. Batı'nın devlet adamı tipleri. Hani burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Olay bazlı, konu bazlı, hocanın gazetelerdeki yazdığı yazıların derlemesi. Bir köşe yazısı dizisi gibi toplanmış. Muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Ötüken de taze baskıları var diye biliyorum. Tek tek anlatmayayım. 1-2-3 cilt. Çok güzel kitap. Her biri 300-500 sayfa var herhalde. Her biri en az 400-500 sayfa. Evet. 400-400 sayfa. Güzel tamam. Okuması çok kolay. Yani şu 400-500 sayfayı bir günde okursunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Öyle akıyor yani. Ondan son acıma gene bir monografi Ötüken yayınlarından Tanzimat Paşaları Ali ve Fuat Paşalar. Bu da Ali ve Fuat Paşa'dan Tanzimat'ı üzerinden Tanzimat'ı anlatan kitabı arkadaşlar. Hani ben çok beğendim. Gerçekten çok beğenmiştim. Çünkü Ali ve Fuat Paşaları bunu okuyunca iki paşanın iki ayrı kültürel background'dan gelen birisi işte ee, Kapıcıoğlu, bir tanesi Paşaoğlu ama ikisi de çok iyi arkadaş oluyor ve devlet kademesi içindeki o liyakati hani bugünlerde çok konuşuyoruz ya liyakat şöyle önemli böyle önemli liyakat aşağı liyakat yukarı liyakatin ne demek olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani birisi Paşa'nın oğlu, birini kapıcıların oğlu, kapıcıoğlu ama ikisi de kaleme çırak giriyor ve kendi öz yetenekleriyle işte Fransızca öğreniyorlar, güzel yazıyorlar, diplomasiyi öğreniyorlar, kendi yetenekleriyle ikisi de dönüşümlü olarak. Bir tanesi dışişleri bakanı olunca biri başbakan oluyor. Biri başka bir şey olurken o biri oluyor. Bir de bunların başında kocaları var Reşit Paşa, Tanzimatı ilan eden Paşa. Bu üçlü Tanzimatı ve Türk modernleşmesinde çok çok önemli yeri var ve. Yılmaz Öztuna'nın kendi belirlediği ölçütlere göre e, sadrazamlar arasında birinciliği Fuat ve Ali Paşa'ya falan veriyor. Yani 650 yılda sonra işte İbrahim Paşa'ya veriyor. Döneme göre köprülülere verdiği var. Yani 650 yıllık, 660 yıllık Osmanlı tarihinde hani sadrazamlarda birinci falan süre olarak değil ama hani süre olarak sıralama yapıyor, yetenek olarak yapıyor ama çok değer verdiği. Benim de okudukça beğendiğim, tavsiye ederim. Mutlaka İki tane e, paşanın monografisi üzerinden devlet nedir, liyakat nedir, tanzimat nedir gerçekten öğreniyorsunuz. Tavsiye ederim. Onu da şöyle bıraktım. Hatta onu da şöyle bırakayım. Sonracıma aynı şekilde. İkinci Abdülhamit zamanı ve şahsiyeti. Burada da ikinci Abdülhamit'in monografisi arkadaşlar. 400 sayfaya yakın. Yani şu kitabı okuyunca 2. Abdülhamit'in dünya görüşünü birinci el kaynaklardan incelenmiş gibi anlıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir monografi. Her ne kadar, e, nasıl derler, 2. Abdülhamit'i çok sevmeyenler olsa da hocanın gözünde tarafsızlık adına dediğim gibi tam bir Türk mütefekkirinin baktığı yerden bakıyor ve e, Mah, 2. Mahmut, Abdülaziz, Abdülmecik, 2. Abdülhamit, Gazi Paşa Ondan sonra işte devam edenler. Hani devlet başkanı sıfatıyla çok e, güzel anlatıyor. Yaptıklarını da tarafsızlıkla şunu iyi yaptı, bunu daha yapabilirdi gibi anlatıyor. Ama tavsiye ederim. Üslubu gene mükemmel. Yine Ötüken'den başka bir monografi. Osmanlı hareminde 3 Haseki Sultan. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam Hürrem Sultan, Mahid kim? Ha Safiye Sultan, Kösem Mahbeker Sultan, Hatice Tarhan Sultan. Safiye Sultan e, kim indi? Üçüncü Murat'ın eşi de galiba yok. Üçüncü Murat'ın eşi aynen. Üçüncü Mehmet'in e, annesi. E, birinci Ahmet'in büyük annesi falan. Ondan sonra Kösem Sultan zaten biliyorsunuz. Sultan Ahmet'in, birinci Ahmet'in eşi. E, dördüncü Murat'ın ve genç Osman'ın. Genç Osman'ın değil pardon. Dördüncü Murat'ın ve şeyin İbrahim'in, Sultan İbrahim'in. Validesi Hatice Tarhan Sultan da 4. Avcı Mehmet'in yani Şöyle 3 sultanın birbirini nasıl Sırayla geldiğini 3 tane Haseki'den anlatıyor Safiye Sultan'ı Mahpeyker Sultan götürüyor Mahpeyker Kösem Sultan'ı da Hatice Tarhan Sultan gönderiyor Ve Osmanlı'ya etkilerini anlatıyor Hani bizim klasik Manada böyle şöyle kötüydü Böyle kötüydü gibi anlatmıyor da Aslında olduğunu Nasıl olduğunu anlatıyor biraz daha ama tavsiye ederim yani hani hareme bir de bu devlet adamı gözünden bakmak lazım. Çünkü harem deyince çoğu insan kadınlar, kızlar, sürekli eğlenceler gibi anlanıyor ama Yılmaz Hoca kendine yakışır şekilde şeyi anlatıyor. Yani onların da özellikle Kösem Sultan'ın 10 yıl taht naipliği yapıyor. Bu şu demek arkadaşlar 10 yıl devlet başkanlığı yapmış demektir Kösem Sultan. Yani Kösem Sultan'ı böyle haremde entrika çeviren bir kadın olarak değil de 10 yıl devleti yönetmiş bir devlet başkanı gibi analiz ediyor. Ve bence o analizi çok sağlıklı tavsiye ederim. 93 ve Balkan Savaşları Avrupa Türkiye'sini kaybımız Rumeli'nin elden çıkışı Yılmaz üstüne yani Balkanların içimizdeki yarası arkadaşlar. Nasıl kaybettiğimizi çok çok güzel anlatıyor hoca. Zaten dikkat ederseniz her zaman vurguladığım gibi hocanın zihninde öyle bir Türk ideolojisi, öyle bir Türk ıı, tanımı var ki benim çok hoşuma giden. Avrupa Türkiye'sini. Yani Avrupa'daki topraklarımız da bizim için Türkiye'ydi aslında. Türk toprağıydı çünkü. Rumeli'nin elden çıkışını anlatıyor. Çok da güzel acıklı hikayelerle beraber anlatıyor. Gene böyle savaşı, siyaseti, e, coğrafyayı, askeri, oradaki hani bireysel bir e, göçmenin hikayesiyle oradaki savaştaki ordu komutanının psikolojisine kadar çok güzel bir anlatım tarzı. Hani şunu okuyunca Balkanları şöyle kaybettik, böyle kaybettik yerine gerçekten o dönemi yaşamış biri gibi içeriden hissediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Bugünü anlamak adına çok önemli bir eser. Gene bir monografi yani Ali ve Fuat Paşalarla olduğu gibi ikili bir monografi. Sultan Genç Osman, Sultan 4. Murat radikal ıslahatçı ve kardeş. Asrın en büyük kardeşi. Asrın en büyük askeri. Ee, i̇kinci Genç Osman'ı biliyorsunuz arkadaşlar öldürüldü sonra e, aradan geçti. Bunlar e, ana bir değil arkadaşlar baba bir kardeşler haliyle anaları ayrı. 4. E, Murat'ın annesi Kösem Sultan 2. Osman'ın annesini tam hatırlayamadım genç osman'ın annesini tam hatırlayamadım arkadaşlar farklı biri ama hani annelik yapmıştır kösem sultan ona ee, iki tane padişahın biyografisi üzerinden döneminin e, sıkıntılı bir dönemde başa gelen padişahları anlatıyor bol alıntılar var arkadaşlar bu arada hani o da hikayeye bir akışkanlık katıyor yani hani içeriden anlatım dedim ya hoca yer yer şiirler veriyor fotoğraflar koyuyor. Mesela Naima'dan birebir alıntı veriyor adam. Mesela burada kim? Burada da gene birebir alıntı. Kimden olduğunu göremedim. Herhalde bu da Naima'nın Peçevi'den alıntılar veriyor. Hani alıntılar da çok güzel. Özellikle 4. Murat'ı okumanızı tavsiye ederim. O 4. Murat neden bu kadar diktatör oldu? Neden sert oldu? Onu güzel veriyor kitap. Aynı bir monografi bu da. Kanunu Sultan Süleyman. Hiç anlatmıyorum. Sırf bir kitap zaten Kanuni'nin seferleri, savaşları. Gene bir şeylerin altını çizmişim, not almışım falan. Alıntılar, dipnotlar gayet güzel. Birinci el kaynakları atıflı falan. Çok iyi bir kitap. Sonra Yavuz Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim. Bunun içinde bir yerde bir de e, Barbaros kardeşler kısmı var. Barbaros kardeşlerin Cezayir'de bir tür Lörsan devleti. Yani şurası şuraya kadar Yavuz arkadaşlar. Şurası da Barbaros bölümü. Burayı da özellikle okumanızı tavsiye ederim. Benim çok hoşuma gitti. Zaten Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıratlarını da yayınladı hoca. O da geliyor şimdi. Bu ne arkadaşlar? Osmanlı padişahlarının hayat hikayesi. Bu da birinci padişahtan sonuncu padişaha kadar arkadaşlar. Kısa kısa hepsinin hakkında bilgiler var. Sırasıyla yazıyor. Ve birinci el kaynaklar gene. Atıflar, şiirler. Hani hepsi var. Tavsiye ederim okumanızı. Ben çok beğendim. Bu gene bir e, Türk tarihinden yapraklar bu da gene e, yanlış hatırlamıyorsam e, gazetelerde köşe yazılarında kalmış eserleri bütün destanlar e, Türk toplum hayatı kişiler bak inkılapların menşeleri şahıslar oruç reis zaferler haç zaferi demiş birinci haçlı seferi demiş. Kanuni Sultan Süleyman Devri, Memlükler, K. Keykubat yani Türk tarihinden önemli olayların derlediği akademik bir ansiklopedi maddesi gibi anladığımız hani şunla şunu bireyi okuyunca çok güzel şeyler olur. Son acıma gene sahaftan aldım. Boğaziçi yayınlarının çok eski bir kitap bu. Türkler, Araplar ve Yahudilerin geçmişini, birliklerini, ayrılıklarını anlattığı bir kitap. Görürseniz zaten saman kağıdı eski bir şey. Yani şeyden başlıyor arkadaşlar. Türkler, Araplar ve Yahudilerin menşeinden başlıyor. Günümüze gelen politik duruma kadar şu incecik kitapta anlatabiliyor. Bir analiz yapıyor. Bunu bulamazsınız ama sahaflarda vardır. Sahaflarda bulabilirsiniz. Yine sahaflarda bulacağınız bir kitap, Azerbaycan Kültür Derneği yayınlarından 20. yüzyılın son çeyreğinde Şark meselesi 1989'da yayınlamış düşünün kitabı. Yani Şark meselesini biliyorsunuz arkadaşlar. Osmanlı'nın parçalanma meselesidir burada Türk olmak, milliyetçi olmak, PKK eylemleri daha güncel siyasetle ilgili görüşlerini anlattı. Tarih perspektifinden bir kitap. komünizm, ser, hani her şey var. Bununla da bulabilirseniz sahaftan okumanızı tavsiye ederim. Türk tarihinde ordu faktörü. Yani Türk tarihinde ordu nedir ne değildir. Gene şu incecik sahafta bulabileceğiniz Boğaziçi yayınları arkadaşlar. İncecik kitapta da hani darbeler tarihinden alıyor günümüze kadar her şeyi anlatıyor. Hani gayet hoş bir kitap. Hani ordu neydi, ne, ne oldu falan. Ama özellikle şeye son dönem 2. Mahmut'a kadar ve Cumhuriyet'in ilk dönem ordularına çok odaklanıyor. Bu da arkadaşlar gene Boğaziçi yayınlarından galiba yeni baskısını Ötüken yayınları yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıraları arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın isteği üzerine Barbaros Hayrettin Paşa hatıralarını yayın, yazıyor arkadaşlar. Onun çevrilmiş hali. Aha burada bak akademik dedim ya vesikaları da buraya koymuş hoca. Gayet güzel. Şurada sırf kendi kaynakları var, esigeleri var. Bu birebir çeviri yazım diyebileceğimiz arkadaşlar. Yani Barbaros'un hatıratını hoca Türkçe'ye çevirmiş gibi. Ve çok güzel bir üslupla çevirmiş. oruç kardeşlerin tarihini gerçekten öğreniyorsunuz. Tavsiye ederim. Okuması çok keyifli. Hani bunun içinde özellikle şu bölümü okursanız. Şimdi size bir derleme yapacağım arkadaşlar kronolojik olarak. O yüzden videoyu durduruyorum. Gerekli ayarlamaları yaptım arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Eğer genel bir Osmanlı tarihi okuyacaksanız direkt kısa Osmanlı tarihi ve bu iki cilt tanıttığım iki ciltlik Osmanlı devleti tarihi, siyasi tarih ve medeniyet tarihi olarak genel bir tarih olarak bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Parça parça monografilerden kronolojik olarak ise İlk önce kuruluş, yakın plan. Sonra Fatih. Ondan sonra Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim. Sonra Yavuz'un oğlu Kanuni Sultan Süleyman. Yavuz ve Kanuni döneminde yaşamış Barbaros Hayrettin Paşa. Ondan sonra Sultan Genç Osman ve 4. Murat. Aynı dönemi yaşayan Haseki Sultanlar. Ondan sonra Osmanlı'ya e, klasik döneminin bitip çöküş dönemine geçtiği dönemi anlatan eserler. Gene Yılmaz Öztürk Osmanlı'ya Veda yakın plandan. Bunun alt başlığı olarak e, 2. Mahmut'un yenileşme çabaları 2. Mahmut. Sonra Tanzimat Paşaları Ali ve Fuat Paşalar. Ondan sonra kronolojik olarak on bunlardan sonra gelen e, bir darbenin anatomisinden de Abdülaziz'in tarihi serüvenini okuyabilirsiniz. Ondan sonra Abdülaziz'in yeğeni diye bir yeğeni olan 2. Abdülhamit'in hatırası ve ondan sonra o tahttan indirildikten sonra da Avrupa Türkiye'sini kaybımız. Yani bu kronoloji bu şekilde takip edebilirsiniz. Onun dışında tasnif dışı olan gene sahaftan bulabileceğiniz Türkiye'de askeri müdahaleler Türk tarihinde ordu faktörü. Bunlar dediğim gibi tarihi kronolojinin tasnif dışında spesifik olay bazı şeyler. 20. yüzyılın son süreliğinde şark meselesi. Türkler, Araplar ve Yahudiler. Tarihçi gözüyle Yılmaz Öztun'a e söyleşiler. Türk tarihinden portreler. Ondan sonra Türk tarihinden yapraklar. Osmanlı padişahların hayat hikayeleri. Bunlar da genel kronoloji dışı, tasnif dışı. Ve tabii ki üç ciltlik tarihi sohbetler. Bir, iki ve üçüncü cilt bu şekilde bir okuma yöntemi belirlerseniz hem kronolojik olarak hem olay bazlı. Hani benim tavsiyem şu olur. İlk önce bu üç ciltlik sohbetleri okursanız ondan sonra işte bu Türk tarihinden portreler ve Türk tarihinden yapraklar kız portreler ve yapraklar okursanız hocanın üslubuna ve genel bilgi birikimine yönelik bir aşinalığınız olur. Ondan sonra o iki ciltlik Osmanlı tarihi ve sıradan kronolojiyi keyfinize göre takip edebilirsiniz. Bu da bizim Yılmaz Öztun'a <laughs> külliyatımızdı arkadaşlar. Gene sizin karşınıza bir külliyatla çıktık. Şöyle de yapayım. Hoppa. Ee, eğer kanalı, videoyu beğendiyseniz beğenmenizi, kanala abone değilseniz abone olmanızı, meraklılarına bu videoyu ve kanalı atmanızı, paylaşmanızı önemli rica ediyorum. istirham ediyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.